Quyidagi ifodalarni soddalashtiramiz. Birinchi misol. Teng sinusni o'zini ko'chirib yozaylik. Sinus alfa minus kosinus 180 gradus minus alfa. Agar kvadratni hisobga olmasak, bu minus kosinus alfaga teng. Demak, minus kosinus alfaning kvadrati. Mahrajda. Kosinus 270 gradus. Biz bunu quyidagicha hisoblashimiz mumkin. Teng kosinus 270 gradus minus alfa, yani kosinusda bularni o'rnini almashtirsak bo'ladi. Bu ham teng kosinus sinusga almashadi. Minus sinus alfa. Ve mahraj minus sinus alfaga teng ekan. Yani bu ifadani soddalashtiramiz. Bu ham teng minusga minus plus bo'ladi. Minusning kvadrati plus. Demak sinus kvadrat alfa qo'shib kosinus kvadrat alfa taqsim sinus alfa. Sur'ati 1 ga teng, demak 1 taqsim sinus alfani hosil qilamiz. Shunday qilib ifodaning bu ifoda 1 taqsim sinus alfaga teng ekan. Ikkinchi misolga o'tamiz. Sur'atidan boshlaymiz. Tangens pi minus alfa. Bu teng minus tangens alfaga teng. Sur'ati teng sinus, bu yerda kosinusga almashadi. Minus kosinus alfa keltirish formulasidan foydalanyapmiz. Va kosinus pi plus alfa minus kosinus alfa. Bu yerda tangens katangensga almashadi. Minus katangens alfa. Ve keltirish formulalardan foydalandik. Teng yani ifadalarni o'rniga qo'yib chiqamiz. Buni o'rniga minus tangens alfa yozamiz. Taqsim minus kosinus alfa ko'paytiru minus kosinus alfa bo'lu minus katangens alfa. Qisqartiramiz soddalashtirish uchun. Minusga minus plus bo'ladi. Demak tangens alfa ko'paytiru bir taqsim tangens alfa bir taqsim katangens alfa tangens alfaga teng. Demak tangens kvadrat alfaga teng ekan. Shunday qilib bu ifoda tangens kvadrat alfaga teng ekan. Mana navbatdagi misolga o'tamiz. Va mana bu ifodani kosinus 1.5 pi minus alfa. Kosinus biz bunu 3 pi taqsim 2 deb yozamiz. 3 pi taqsim 2 minus alfa. Keltirish formulasidan foydalanamiz. Bu minus sinus alfaga teng. Va mahraji tangens alfa minus 2 pi. Teng minus tangens 2 pi minus alfa deb yozishimiz mumkin. Yoki birdaniga tangens alfa deb yozsak ham bo'laveradi. Bu ham teng minus bu minus tangens alfaga teng. Demak tangens alfaga teng ekan. Shunday qilib mahraj kvadratni hisobga olmaganda tangens alfa minus 2 pi tangens alfaga teng ekan. Va keyingisi kosinus kvadrat minus alfa. Bu kosinus kvadrat alfaga teng. Va mahraji tangens mana bu yerga yozaylik mana. Tangens alfa minus 1.5 pi 3 pi taqsim 2 teng minus tangens 3 pi taqsim 2 minus alfa. Bu ham teng minus keltirish formulasidan foydalanamiz. Bu katangens alfaga teng. Buni ifoda katangens alfaga teng, demak minus katangens alfani hosil qilamiz. Endi bu ifodani yozadigan bo'lsak, sur'ati minus sinus alfa kvadrati bo'lganligi uchun, demak sinus kvadrat alfa. Mahraji tangens alfa tangens kvadrat alfa qo'shuv kosinus kvadrat alfa
taksim mahrajı minus kvadratı bu geldiği sebebiyle plus buladı. Tangens kvadrat alfa. Şimdi bunu sadalaştırağımız. Teng sinus kvadrat alfa. Tangensini biz sinus bölü kosinus deyip yazamız ve bir taksim tangens bu geldiği sebebiyle kosinus kvadrat alfa taksim sinus kvadrat alfa'nı hasıl kılamız. Hoşu, kosinus kvadrat alfa köpaytırılırken bir taksim katangens kvadrat alfa. Bu bir tangens kvadrat alfa'nı bir adı. Tangens kvadrat alfa, sinus kvadrat alfa taksim, kosinus kvadrat alfa getirin. Hop, sadalaştıramız. Tamamını kısaltıramız. Ve kosinus kvadrat alfa, hoşu, sinus kvadrat alfa kaldı. Bu bir getirin. Şimdi kadar bu misalın cevabı bir getirin.